Selamünaleyküm. Merhaba kardeşler. Hepiniz hoş geldiniz. Allah nasip ederse hep birlikte Said Halim Paşa'nın Buhranlarımız adlı eserini analiz ve tahlil edeceğiz. Kitabı Ertuğrul Düzdağ hazırlamış, İz Yayıncılık'ta basmış, hacimli bir eser. Kitap içerisinde 8 tane kitap var aslında. Tek eser gibi gözükse de 8 tane eser var. Said Halim Paşa 1911'den 1921'e kadar muhtelif konular hakkında risaleler kaleme alıyor ve bu risaleler belirli dergilerde, mesela Sebil-i Reşat olmak üzere yayınlanıyor. Said Halim Paşa entelektüel bir kimliği var. Yurt dışında siyasal ilimler okumuş. Arapçası, Farsçası, Fransızcası olan birisi. 1864 yılında Kahire, Mısır'da doğuyor. Meşhur bir kişiliğin torunu aslında. Hatırladınız, öyle tahmin ediyorum. Mehmet Ali Kavala Paşa'nın birinci dereceden torunu. Mehmet Ali Kavala Paşa'nın Osmanlı'ya ne kadar zarar verdiğini bilmeyenimiz yoktur herhalde. Şu kısa cümleyi kurmak istiyorum, verdiği zarar anlamında. Kendisi oraya vali olarak atanıyor Osmanlı tarafından. Güçleniyor. Oradaki bazı unsurları ortadan kaldırıyor Mısır'da. Ve en son İstanbul'u Osmanlı'ya böyle tabiri caizse kafa tutuyor. Güç gösterisi yapıyor. O zamanın padişahı da 2. Mahmut. Bakıyor ki Kavala'yla mücadele edemeyecek. Fransa'dan ve Büyük Britanya'dan, o dönemin adıyla İngiltere'den yardım talep ediyor. İngiltere tabii kurnaz, istiyor ki birbirlerini yesinler. Yardım etmiyor. Tabii 2. Mahmut da bu sefer Rusya'dan yardım isteyince bu sefer İngiltere müdahil olmak zorunda kalıyor ve Kavala'yı bazı bölgeleri vererek, onu ikna ederek Osmanlı'dan çıkarttırıyor tabiri caizse. Yani İstanbul'a yanaşmasını engelliyor. Evet, Said Halim Paşa bu Mehmet Ali Kavala Paşa'nın torunu. Tabii dedesiyle bir ilgisi olmayabilir. Dedesi 1850'li küsürlerde vefat ediyor. Bu 1864'te doğuyor. İstanbul'a geliş tarihleri de 1870. Yani o çok sonra dünyaya geliyor. Kendini iyi yetiştirmiş birisi. Yani Osmanlı'da eğer siz kendinizi iyi yetiştiriyorsanız nereli olduğunuzun bir hükmü yok. Yani Arnavut asıllı olduğu söyleniyor bu ailenin. Ama Afrikalı olmanız, Arnavut olmanız, Arap olmanız, Kürt olmanız hiçbir önemi yok. Yeter ki kendinizi ispatlayın, yeter ki kendinizi kanıtlayın, iyi işler yapın. Osmanlı'nın her kademesine ulaşabiliyordunuz. Böyle bir sistemi vardı Osmanlı'nın. Evet, İsviçre'de siyasal ilimler gördüğünü söylemiştik. Bu arada Said Halim Paşa İttihatçı birisidir. İttihat ve Terakki mensubudur. Müfettişliğini yapmıştır belirli dönemlerde. Garip bir şey söyleyeceğim size şimdi. Her İttihatçı Abdülhamit düşmanı mıdır? Bu soruya galiba evet diyeceğiz. Yani istisnaları var mı bilmiyorum ama Said Halim Paşa'nın yazdıkları içerikleri ben okuyorum. İslamcı bir adam, tırnak içerisinde. Yani İslam diye bir davası olan birisi. Abdülhamit döneminde de bayağı rütbe almış birisi. Belirli yerlerde yapmış olduğu başarılardan ötürü Abdülhamit Han onu taltif etmiş. Belirli makamlara getirmiş. Belirli yerlere oturtmuş. Ama biz eserlerini okumaya başladığımız zaman Abdülhamit Han çok kötü bir profille resmedilmiş. Yani birçok İttihatçının, birçok Batıcının Abdülhamit Han'a atmış olduğu iftira ya da karalama kampanyasını Said Halim Paşa'da da görüyoruz. Üzücü bir şey bu. Yani müstebit diyor, zorba diyor, karanlık çağ diyor, 30 yıl işte zorbalıkla yönetildi tarzında. Yani bu kitap içerisinde itiraz edeceğimiz ana meselelerden bir tanesi Abdülhamit Han hakkındaki söyledikleridir. Kitap içerisinde çok değerli yerler var. Mesela neden geri kaldığımız, tırnak içerisinde neden geri kaldığımızın sebeplerini 1900'lü yıllarda özellikle bir kısım İttihatçı ve Jön Türkler geri kalmamızın ana sebebinin kesinlikle İslam olduğunu, Müslümanlığımızdan çıkmadığımız müddetçe de ilerleyemeyeceğimizi söylüyorlardı. Hatta şu tartışılıyordu o dönemlerde. İslam terakkiye, yani ilerlemeye mani midir değil midir tarzında gazete köşelerinde, dergilerde insanlar birbirleriyle tartışıyorlardı ve baskın olan ekip, seküler ekip, hatta 1920'lerden sonra kurulan ekip de
O İttihat ve Terakki'nin kalıntıları olan, hatta onlarından da öteye götüren, işi götüren kişiler bu iş İslam'da olmayacak diyen ekipti. Onun için bir sürü devrimler yapıldı, ihtilaller yapıldı ve biz tamamen kılık kıyafetimizden inancımıza kadar İslam'dan uzaklaşıp batılılaşırsak biz de batılılar gibi ilerleyeceğiz düşüncelerini hayata geçirdiler. Tabii olmadığını 80 yılda da gördük. Yani hiç öyle kılık kıyafetle, şapkayla, onların medeni kanunlarını almakla ilerleyemiyormuşuz ki Said Halim Paşa'nın buna ciddi itirazı var. Çok güzel yerlerde. Yani bizim şeriatımız İslam, Batı'dan kanun devşirmekten çok çok daha öte, kıyaslanamayacak derecede. Bizim Batı'nın kanunlarına ihtiyacımız yok. Bizim dinimiz taptazedir. Devletin siyasal yapısı, İslami siyasal yapısı çok iyidir. Buna gerek yok diye bayağı ciddi güzel analizleri var Said Halim Paşa'nın. Evet, Said Halim Paşa 1. Dünya Harbi'nde sadrazam, vezir, başbakan yani. O dönemde 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı girince tabi malum dağılıyor. Bunun faturasını da kesecekler birilerine. Birileri yani sen neden bu 1. Dünya Savaşı'na girdin diye muhakeme ediliyor Said Halim Paşa. Kitabın en son bölümünde de Türkiye'nin 1. Dünya Harbi'ne katılmasının sebepleri diye bir sorulu cevaplı ona soru soruyorlar. O da cevap veriyor. Divan-ı Ali'de yani Yüce Divan'da da işte bir Ermenilerin tehcir edilmesiyle alakalı bazı meseleler de soruluyor. Bunlara da yazılı cevap veriyor. Yani 1. Dünya Savaşı'nın girmesinin gerekliliğinden bahsediyor. Girmek zorundaydık diyor. İngiltere bizle ittifak yapmadı. Ne yapsaydık tarzında beyanatları var. Şunun da altını çizeyim. Ya Said Halim Paşa Türkiye'deki entelektüel çevre tarafından da bayağı itibar ediliyor. Yazdığı işte o risalelerde gerçekten çok güzel analizler var. Abdülhamit Han'ı paranteze alırsak eğer. Ama mesela ben Kadir Mısırlıoğlu'nun Said Halim Paşa hakkında ne diyor? Çünkü Kadir Mısırlıoğlu tarih alanında bir marka. Yani onun söylediği şeyler de en azından kanaatimizin şekillenmesinde önemli bir rol oynuyor. Kadir Mısırlıoğlu Said Halim Paşa hakkında ateş püskürüyor. Yani hiç iyi bahsetmiyor. Sebebi ise 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı sokmaması gerektiğini ki Said Halim Paşa kandırıldım bana söz verdiler sözlerini yerine getirmediler tarzında bir açıklaması var galiba. Sen diyor bilmiyor musun Yahudinin seni kandıracağını sen hangi hakla Osmanlı'yı 1. Dünya Harbi'ne sokarsın diye ciddi anlamda itirazı var. Hatta bu eserini bile artık hafife alıyor. Yani sen Osmanlı'yı 1. Dünya Savaşı'na sokmuşsun. Bu eseri yazsan ne olur, yazmasan ne olur tarzında kayda değer bir eser değildir diyor. İçeriği ne olursa olsun. Bu tarzda bir itiraz var. Çok tabii gündem olmadığı için diğer tarihçiler bu konuda ne diyor? Çok fazla isim de çıkmıyor bilginize. Evet. Şimdi son olarak 1921 yılında bir Ermeni tarafından öldürülüyor. Başından vurularak. Genç bir yaşında, çok böyle yaşlı da değil. Kim onu katlediyor? Arşavir Sıracıyan aslında bir Ermeni komiteci. Onu defin işlemleri için İstanbul Çemberlitaş'a getirtiyorlar. İkinci Mahmut Türbesi'nin bulunduğu Hazire'ye. Babası da orada defnedilmiş şeyin, Said Halim Paşa'nın. Orada defnediliyor. Kaderin cilvesi şu ki, Abdülhamit Han rahimehullah da orada, 2. Mahmut da orada, Said Halim Paşa da orada, babası da orada. Yani Osmanlı hanedanı bir tarafta, bir tarafta da Mehmet Ali Kavala Paşa'nın işte çocukları. Yani aynı hazirede yan yana yatıyorlar şu anda. Çemberlitaş'tan yolu düşenler olursa İstanbul bu mezarları ziyaret edebilirler. Evet, şimdi esere geçelim. Eserle alakalı bazı açıklamalar yapalım. Şimdi eser içerisinde 8 tane eser var dedik. Bunlar nelerdir? Hemen ben size söyleyeyim. Birinci eser meşrutiyet. İkinci eser taklitçiliğimiz. Daha sonra fikir ve buhranlarımız. Cemiyet buhranımız. Taassup. Beşinci eser taassup. Altıncı eser İslam dünyası neden geri kaldı? Burada birçok analizler yapıyor ve güzel tespitleri de var. Hakkını vermek lazım. Yedinci eseri İslamlaşmak. 8. eseri de İslam Devleti'nin siyasal yapısı. Bu da farklı bir eser. Bu eserlerin hepsi böyle tercüme edilmiş. Bu eserin içerisine katılmış. Şimdi hacimli bir eser dedik. Kitabı hazırlayanlar da bir ön söz hazırlamış. Orada da Abdülhamit Han'la alakalı iyi bir cümle yok. Neden bunu bilmiyorum. Kitaplar bu şekilde. Buhranlarımız diyor.
Osmanlıcası da var burada. 1919 yılında İstanbul'da yayınlanmış mesela bu eser. Meşrutiyet var, 1911'de yayınlanmış vesaire. Şimdi Said Halim Paşa eskiden alıp ta Kanuni Esasi'nin ilk yapıldığı dönemden alıp olaylara bakmaya çalışıyor. Ama şimdi ilk başta itiraz edeceğimiz yerleri ben beyan edeceğim. Kendi yazdıklarından da okuyacağım ki bu eser biraz sadeleştirilmiş Ertuğrul Düzdağ tarafından. Ondan sonra zaten tebriğ ettiğimiz, övdüğümüz yerleri az önce dile getirdik. Şimdi diyor ki Said Halim Paşa mesela Osmanlı tarihinin öğrenilecek vakaları arasında bulunan 1908 Temmuz hadiseleri fevkalade bir önem taşımaktadır. Yani Abdülhamit Han'ın devrilme dönemi. Çünkü Temmuz İnkılabı bir padişahın tahtından indirilmesiyle kalmamış, memlekete yeni bir istikamet vermiş, mukadderatımıza yeni fikirlere dayanan bir meşruiyete bağlamıştır. Şimdi bu cümleyi burada kuruyor ama ilerleyen risalelerde de biraz sonra geleceğim ben oraya. Abdülhamit Han'ın devrilmesinden sonra İttihat ve Terakki yönetimi devralıyor ve beceremiyorlar, berbat ediyorlar ve diyor ki hayıflanarak, ya biz diyor 30 yıl bekledik, bu adam ortalığı mahvetti Abdülhamit Han için. Ama diyor istediğimizi alamadık, işler daha da kötüye gidiyor diye bir itirafı da var. Bunun altını çizelim. Devamlı diyor ki aslında 1876 Anayasası, Kanuni Esasi, bizzat mutlakiyet idaresi memurlarının aralarında gizlice anlaşarak tertip ettikleri bir tedbirdir. Bununla hükümdarın istibdadını azaltmak, onun hüküm ve nüfuzuna karşı dengeyi sağlayacak bir kuvvet meydana çıkartmak istiyorlardı. Çünkü devletin mukadderatının şahsi ve keyfi bir idare elinde bulunması memleketin ilerlemesine mani olan başlıca sebepler arasındaydı diyor. Yani kafadan Abdülhamit Han istibdat zalim ve devleti de kendi keyfi şartlarına göre yürütüyor. Bu bahsettiği ekip de İttihat ve Terakki ekibinin fikir babaları. Yani bu ilk 1876 yılında yazılan anayasadan bahsediyoruz. Devam ediyoruz. Mesela burada anayasa ilan edilmiş. Anayasa ilan edildikten sonrasını anlatıyor. Bir müddet istiklal davasına kalkışan memur sınıfı da padişah tarafından tamamıyla elde edilerek ona bağlı itaatli aletler oldular. Yani ona karşı bir şeyler yapacak adamlar Abdülhamit Han onları da kendine bağladı diyor. Bu suretle anayasa gayesinden saptı. Memleket için ilerleme ve yükselişle dolu yeni bir devir getirecek yerde Sultan Hamit idaresine sebep olmaktan başka bir şeye yaramadı diyor. Yani burada parlamentonun açılmasıyla alakalı, anayasanın hayata geçmesiyle alakalı meseleleri ortaya koyuyor ama biz şu günden görüyoruz ki aslında o, hele ki 1876 yılında o çok uluslu bir Osmanlı Devleti'nde Ermenisinin, Yahudisinin, birçok ırkın temsiliyet makamı olarak mecliste bulunup hak elde etmesi Osmanlı'nın da çok da yararına değildi. Abdülhamit Han'ın en büyük çekincesi bu. Ama burada da Seyit Halim Paşa'nın yani burada o meclisi özellikle kapatmasını bir yıl aradan sonra bunu eleştiriyor. Devam ediyoruz. Diyor ki kendi hakları ve serbestliği dışında her türlü hukuku inkar eden Sultan Hamit bu anayasayı ne hikmete dayanarak bilinmez fesih ve ilgaya hiçbir zaman cesaret edemedi diyor. Yani bu kadar bir zalim adam 1876 anayasasını rafa kaldırdı ama neden ortadan kaldırmadı bunu bilemiyorum diyor. Halbuki bugünden daha iyi görüyoruz az önceki anlattığımız meselelerle birlikte. Gerçi anayasa hiç yokmuş hükmündeydi. Ondan bahsetmek cüretini gösterenler hapis, sürgün veya uzaklaştırma cezasına yakalarını kurtaramazlardı. Fakat aynı anayasa kanun mecmualarımızın baş tarafında arz-ı endam etmekten de geri kalmazdı. En sonunda 1876 Anayasası Sultan Hamit idaresinin bütün mağdurları ve hasımları için bir hayal ve gaye oldu. Memleketi isyan ve ihtilal yoluna sapmak mecburiyetine sokmadan bu idareye son verecek yegane çare hükmüne girdi. Yani ne yapıp edip Abdülhamid'i devirmeliyiz moduna girdi diyor Abdülhamid'in anayasayı rafa kaldırma hamlesi. Evet. Şimdi başta da söylemiştim. Said Halim Paşa iddiatçıdır. İddiatçılıkla alakalı yani bayağı nüfusu var. Müfettişlik falan da yapmış İttihat ve Terakki'de. Tabi İttihat ve Terakki'nin İslam düşmanı
full batıcı tiplerinden biri de değil. Ama burada da mesela İttihat ve Terakki'yi tebriğ etmeye çalışıyor. Yani savunuyor. Yaşanan olayları İttihat ve Terakki'ciler yaptı ama İttihat ve Terakki'ciler tam bu meseleden mesul değildir tarzında diyor ki bizdeki anayasa değişikliğinin pek aşırı bir şekle girmesi sadece bu mutedil ve makul unsurun yokluğundan ileri gelmiştir. Çünkü ne icra kuvveti, ne ayan, ne ulema, ne de devlet ricali kendilerine yol göstermişlerdir. Ve hatta hükümet idaresinin İttihat ve Terakki'nin tecrübesiz ellerine düşmesi, burada onları tecrübesiz diyor, bu devlet adamlarının ve öteki ileri gelenlerin aczu meskenetinden ileri gelmiştir. Çünkü bunlar vazifelerini Sultan Hamid idaresi zamanında daha iyi bir şekilde yapmaya muvaffak olsalardı, memleket bir ihtilalciler cemiyetinin tecrübesiz ellerine düşmezdi. Yani burada yine suçlu Abdülhamit. Yani Abdülhamit Han adam olsaydı tırnak içerisinde, yani bu adamlar tecrübesiz olmayacaklardı ve bu kötü yönetimde ellerine geçmeyecekti. Abdülhamit Han hep istibdat ve baskı yaptığı için bu adamlar tecrübe kazanamadılar ama devleti de ihtilal yolunda ele aldıkları için ve başaramadılar. Yani yine suçlu Abdülhamit Han. Çok komik. Evet, devam ediyoruz. Kitap içerisindeki soru işaretli yerlere. Diyor ki bir paragrafında buna karşılık bir şeyler anlatıyor yukarıda. 1876 yılında ilk teşebbüsümüzün siyasi hürriyetimizin esaslarını ortaya koyduğunu, kanuni esasından bahsediyor ve buna kafi geldiğini söyleyebiliriz. Hatta Sultan Hamid istibdadının zorbalığının bile bunları açıkça inkara cesaret edemeyecek ilk anayasanın tatbikine ancak hile ile mani olabildiği dikkate alınmalıdır. Yani Abdülhamit Han baktı ki anayasayla alakalı bir şey yapamıyor. Ne yaptı? Kaldıramadı ama hileyle bazı yollara başvurdu diyor. Mesela eski hakanlardan yüreklerimizde kalan korkunun sevkiyle Abdülhamit Han'dan bahsediyor. Yani öyle bir korkutmuş ki hala onun korkusu, kitabının bazı yerlerinde ara ara zaten bahsediyor. Yani onun korkusu devam ediyor diye hala. Devam edelim. Burada ne demiş? Anayasamızı ecnebi müesseselere karşı adeta körü körüne beslediğimiz bir hayranlığın sebep olduğu, yersiz bir hevesin sevkiyle değiştirmemize hiçbir şey mani olmadım. Silahı elinden alınan bir diktatörün hala devam eden korkusu, burada aynı şeyi bahsediyor, sebebiyle anayasamıza lüzumundan fazla halkçı ve serbestçi bir şekil vermemiz hiçbir düşünce durduramadı. Yani burada anayasada padişahı dengelemek için halka, yani meclise fazla yetki verildiğini söylüyor. Bu sefer ifrat oldu diyor. Biz sultanın yetkilerini daraltacaktık normal şartlarda ama diyor bu sefer ne oldu? Bu sefer de meclise fazla yetki verdik. Bu sefer farklı arızalar çıktı diyor. Evet. Yan tarafta tadilat başladı arkadaşlar. Evet. Şurada bir paragraf daha var. Zaten son yerler kaldı. Sultan Hamid'in istibdadını kaldırmak, selamet ve hürriyet idaresine kavuşmak için birleşmişti diyor. Tüm milletleri adalet ve hakka susamış olan bütün bir millet diyor. Lütfen dikkat edelim. Sultan Hamid'in istibdadını kaldırmak, selamet ve hürriyet idaresine kavuşmak için birleşmişti. Yani Kadir Mısırlıoğlu neden bu kadar kızmış anlayabiliyorum yani. Bu kadar olmaz. Gerçekten olmaz. Evet. Burada bir şey daha dikkatimi çekti. Bunu da söyleyeyim. Bu sefer kitabın iyi yerlerine geçeceğiz. Yani dikkatli yerlerine geçeceğiz daha doğrusu. Bizim için Abdülhamit Han cennet mekan. Birileri için istibdatçı veya Kızıl Sultan. Ama ikinci Mahmut ise halk için gavur padişah ki Kadir Mısırlıoğlu merhuma göre Kemalizmin ayak sesleriydi. II. Mahmut'un devrimleri yapmış olduğu kılık kıyafet devrimi olsun, Yeniçerileri ortadan kaldırması olsun bir sürü mesele. Modern bir devletin, seküler bir devletin ayak sesleriydi der kendisi. Burada çok enteresan Said Halim Paşa II. Mahmut için cennet mekan Sultan Mahmut Han Hazretlerinin saltanatıyla başlayan ve bu yeni usulün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir memurlar kadrosu ihdas olunmuştu. Yani II. Mahmut'un yapmış olduğu ıslahatları çok ciddi anlamda övüyor. Çok başarılı işlerdi diyor.
Ama Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu o icraatların tamamını istibdat hükmünde alıyor. Artık takdir sizin diyorum. Evet, gelelim kitabın geri kalan kısmına. Şunu söyleyelim. Kitap gerçekten özellikle Batı ile münasebetlerimizde işte özellikle 1800'den 1900 yılına kadar 1800'lü bunlar susmayacak. Evet. O dönemlerde Müslümanların Batı karşısında zahiren neden geri kaldıklarını çok güzel bir dille ortaya koyuyor. Sebeplerini güzelce anlatıyor. Bu anlamda çok kayda değer paragraflar var. Resmetmiş. Yani Batıyı. kesinlikle Batı'nın yasasıyla, yaşam tarzıyla bizim ilerleyemeyeceğimizi çok güzel ortaya koymuş. Kesinlikle kendi özümüz olan İslam'la ayağa kalkabileceğimizi hem ilmi anlamda hem tarih anlamda çok güzel paragraflarla ortaya koymuş kendisi. Yani güzel paragraflar çok var ve dikkat çekici, özellikle Batı'nın İslam'a bakışı, sadece İslam'ın Batı'ya bakışı değil, Batı'nın İslam'a bakışındaki kötü düşüncenin alt sebeplerini, Osmanlı tebaasının Haçlılara karşı ya da Batı Hristiyanlara karşı olan düşmanlığının, ciddi düşmanlığının sebeplerini belirli başlıklar altında çok güzelce izah etmiş. O anlamda çok istifade edilecek bir eser. Said Halim Paşa kompleksli bir adam değil Batı karşısında. İlle Batı diyen değil, ille İslam diyen bir adam. Bunun da altını çizelim. Yani bu iş olacaksa İslam olur kardeşim diyor. Yani İslam kokmaz, sönmez bir sistem, şeriat diyor. Bununla birlikte kitap içerisinde demokrasi vurgusu var. O demokrasi bugünkü bildiğimiz anlamdaki yönetimsel demokrasi yönetimi değil. Bunu da altını çizelim. Yani oradaki hürriyet anlamında kullanılmış demokrasi. En iyi demokrasi bizdedir diyor zaten kardeşim diyor. Asırlardan beri biz diyor hiç kimseyi diyor zorla baskıyla bir şey yaptırmadık. Tabi Batı'nın demokrasi tecrübesi çok kanlı olduğu için krallıklar, efendime söyleyeyim, farklı farklı şeyler, insan hakları beyannamesi Batı'dan çıktı biliyorsun. Çünkü insan hakkı tanınmıyordu Batı'da. Oradaki o keskin meseleden sonra demokrasi diye sistemi oluşturdular. Onu putlaştırdılar. Bu meseleye bu kadar abanmaya gerek yok diyor. Yani biz de zaten biz kendi içimizde demokratız diyor ama altını çiziyorum. Bugünkü demokrasi yönetimini konuşmuyor. Çünkü şu andaki demokrasi dediğimiz sistem sadece seçme ve seçilme değil. Bir yaşam tarzı da ortaya koyuyor malum. Yani çoğunluğun ne isterse olabileceği dediği bir sistem bu İslam'la asla bağdaşmaz. Ha, belki bir komünizme göre ehvenişer olabilir. Örnek veriyorum. Bir sosyalizme göre de bir ehvenişer olabilir. Çünkü iyi adamı getirtebilirseniz kendi iyilerinizi dayatabilirsiniz ama sistemin kendisi çürük. Yani mesela büyük bir çoğunluk şu anda Türkiye'nin gündeminde mesela LGBT diye bir sapkınlık var. Ya bu LGBT meşrulaştırılsın dese ki Batı'da bunu yapıyorlar işte demokrasi aracılığıyla yapıyorlar bunu. Ne oluyor? Batı'da LGBT evlilikleri, yaşam tarzı ve hatta kendisi meşrulaşabiliyor. Hangi sistemle? Çoğunluk demokrasi sistemiyle. Onun için sistem olarak bu sistem gerçekten yanlış. Bizim sistemimiz yeri gelmişken söyleyelim en azından İslam şeriatı. Allah nasip eder mi bu topraklarda bize bilmiyoruz. Bizim vazifemiz sefere çıkmak. Zafer Allah'ındır. Zaferi nasip edecek Cenab-ı Allah'tır. Ama bu topraklar 1000 yıl boyunca yani cennet mekan Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt'e girmesiyle birlikte ta Osmanlı'nın fiilen 1918 yılında yıkılmasıyla belki de 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar bu topraklar şeriatla, İslam'la artısıyla eksisiyle idare edildi. Dile kolay 1000 yıl. Allah bir daha eğer biz aslımıza rücu edersek, eğer Allah'ı razı edersek hem şerefimizi hem izzetimizi de kazanmış oluruz. Çünkü beşeri sistemler dediğimiz birçok izim, adı her ne olursa olsun, Kemalizm, sosyalizm, komünizm, liberalizm, demokrasizm, ne derseniz deyin, laisizm, bu sistemler insanlara huzur, mutluluk getirmedi.
Batı sistemi görüyorsunuz. İki tane dünya savaşı çıkardı. 80 milyona yakın insan öldü bu sistemlerde. Biri komünizm dedi, bir savaş çıkarttı. Biri demokrasi dedi, bir savaş çıkarttı. Biri falan dedi. Onun için tecrübe edildi. Yani bir asır geçmeden bile milyonlarca insanın ölmesine sebep oldu, açlığına sebep oldu, yurtlarından gönderilmesine sebep olan sistemlerden bahsediyoruz. Bizim hayat kaynağımız İslam. Biz ona ne kadar sıkı sıkıya sarılırsak Allah'ın izniyle de izzetimizi, şerefimizi o kadar da arttırırız diyoruz. Evet. Kitap analizimiz bitti. Sesten ötürü hakkınızı helal edin. Yani ekstra bir şey oldu. Kitabı tavsiye ediyoruz. Abdülhamit Han'la alakalı bölümlere paranteze alarak, onları kabul etmeyerek, onlara itiraz ederek okunmasını tavsiye ediyoruz. İçinde güzel paragrafları var. Ama Abdülhamit Han'la alakalı düşüncelerinde kesinlikle kabul etmiyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Umarım meramımızı anlatabilmişizdir. Yaşanan sesten ötürü de hakkınızı helal edin. Ekstra bir şey oldu. Cümleten selamünaleyküm. Allah'a emanet olun.